Arkadaşlar merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz bir doğa yürüyüş videosu. Şile'nin köylerinden Oruçoğlu köyü civarında yürüyüş yapalım istedik. Günler kısa olduğundan kış günlerinde havayı güzel bulduğumuzda genellikle 1,5 saatlik yol mesafelerindeki yerleri tercih ediyoruz ki olabildiğince doğada fazla kalalım. Oruçoğlu köyü ve civarında daha önce biz yürümüştük. Yalnız bu sefer farklı bir rotadan yürüyelim istiyoruz. Tabii doğaçlama yürüdüğümüz için doğanın çıkartacağı sürprizlere bağlı olarak rotamız değişebiliyor. Bundan önceki yürüyüşümüzde köyden çıkış yaptıktan sonra hemen köyün çıkışındaki Oruçoğlu Baraj Göletine gelmiştik. Onun çevresinde biraz yürüdükten sonra Mudarlı tarafında Ozan Deresi var. Güzel bir dere. O dereye inmiştik. Derenin kenarından biraz yürüdükten sonra Oruçoğlu'nun üstündeki Ulu Pelit Köyü'ne gelmiş. Burada bir mola verdikten sonra Ulu Pelit Köyü'nden başladığımız yerde Oruçoğlu Köyü'nde yürüyüşümüzü bitirmiştik. Bu sefer gene köyden yürüyüşe başlayacağız. Planımıza göre köyün yakınındaki gölete uğrayacağız. Önce biraz fotoğraf çekeceğiz. Oradan gölet kenarından yürüdükten sonra bir önceki yol ayrımına geldiğimizde farklı bir rotadan gene Ozan Deresi'ne gideceğiz. Ozan Deresi'ne indikten sonra iki ihtimal var. Derenin su seviyesinin durumuna göre ya karşıya geçmeden dere kenarından yürüyüp başladığımız yerde yürüyüşü bitireceğiz veya karşı tarafa geçip oradan yürüyüşü bitireceğiz. Buna Ozan Deresi'ne indiğimizde derenin su debisine göre karar vereceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar araçlarımıza bindikten sonra bugün iki araçla yola çıkıyoruz. Sabahleyin genellikle kahvaltıyı köyde yapıyoruz. Ben kahvaltı yapmadan çıkmadığım için kahvaltımı yapıyorum. Arkadaşlarımız kahvaltılıklarını getiriyorlar. Köy kahvesinde kahvaltımızı yaptıktan sonra yürüyüşe başlıyoruz. Ama bu sefer karınlar biraz aç gibi sanki. Aracın içinde yavaş yavaş lavaşları kemirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, güzel bir yürüyüş olacağını umuyorum. Şimdi köye doğru yolumuza devam edelim. İyi seyirler. Sabah sabah bu ne böyle ya, lavaş yiyorsunuz abi. Güzelmiş bu ya. Adam akşamına gittim söyledim ya. Abi buyur Tansucuğum, sen de bir tane. Yok ben yedim. Yok ben yedim. Ben sabahleyin iki yumurta yedim, bal yedim. Oo. Tereyağı yedim. İki yumurta ya. Adam akşamdan söyledi. Ben kahvaltımı yaptım. Lavaşı mı? Tabii yedim, çok hazırla dedim. Her gün yiyor mu iki yumurta? Her gün iki yumurta. Başım belası var. Başka ne yiyorsun yanında? İki yumurta. Onu anladık. Ne yapıyorum biliyor musun? İki tane yumurtayı kırıyorum. Bak, maydanoz doğruyorum böyle. Bak bak. İçine sert peynirler var. Onlardan doğruyorum. Karıştırıyorum. Ondan sonra onu pişiriyorum. Güzel oluyor. Üstüne de böyle kırmızı biber. Biz Ertuğrul'a bir yumurtayı yarım yarım yiyoruz. Her sabah. Ben olsam kudur. Tereyağlı mı yapıyorsunuz? Zeytinyağlı. Yumurta 2 lira. Haberiniz var. 2 tane lavaşı götürmeye çalışıyorsunuz. Ha size bir şey söyleyeyim. Akşam ballarımız geldi. Geçen sene bir sabahleyin de bir tek bal yedik. Karakolan mı? Senden sonra ben daha iyi karakolan buldum. Hep güzel demiş ki ya, çok güzel. Şimdi Göçbeyli köyüne geldik. Burada teyzemize siparişlerimizi verdik. Sütlerimizi. Fakat burada çok güzel buzağlar var. Çok güzel. Şeker korkma lütfen. Şunları sevelim biraz. Bunlar ne güzel hayvan böyle. Evet görüyorum. Vallahi. Bu da güzel. Bunlar rengi değişik. Ne cinsi bunlar? Gel, 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 gel. Gel. Ne tatlıymış bu, ne tatlıymış. Şimdi kullanacak biraz ayak kalsın yemek. Evet. Yenge bunların cinsi ne? İşte simentelli, hoşten karışık diyor, kırma diyor. Yerli var mı?
yerli. Hep yerli zaten. Hep ama Honstein yerli değil. Hırkı yerli olan yok burada ama. Yerli dediğin. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Hadi. Şimdi Göçbeyli'ye geldik. Bu sefer iki araçız. Bir araç geliyor. Bir araç da burada. Şimdi araçlarımızı bırakıyoruz. Gökhan da girsin arkana. Biraz daha mı girin? Artık makinanı bir tutsana. Gökhan telefonu. Ver benim çantayı. Tam kaldı öyle, alamaz. Kutu dışarıda kalacak. Arta doğru. Makinanı. Alsanız ha oraya gir. Hop hop otomatik bana. Bu arada akşam mangal için odun buldu arkadaşlar, tahta parçaları güzel ama onlar hemen yanar geçer. Biz oraya koymadık, Gökhan koydu gördüğün gibi. Tamam, Gökhan koysun, tamam. Hadi gelin çıkalım yukarı. Şimdi sabah kahvaltısı için her zaman köy kahvesine geliyoruz. Burada kahvaltımızı yapacağız, sonra yürüyüşe başlayacağız. Şimdi köyde kahvaltımızı yapıyoruz. Çekimlere devam ediyorsun. Çekimlere devam ediyoruz artık. Bugün biraz kalmalıyız. Şimdi... Hocam bu ne ya? Pekmez tahin. He, değil mi? Yaptım. Dedim acaba artık şey mi? Kuş burnu var mı? Yok yok. Keçi boynuzu pekmezi çifte kavrulmuş. Yaptım diye bilmem nereden geldi diyor. He? Sana diyor ki yaptım diyor. Yok. Keçi boynuzu bilmem nereden geldi. O bilmem nereden geldi. Sözde ben yaptım diyor. Karışımını mı yapmış? Ay pardon, görmedim. Senin bir şey yaptın. Olsun. Tahin çifte kavrulmuş. Çadı değişik değil mi? Aydın sen kahvaltı ettin mi? Ben ettim evde. Ettim. Vallahi. Evet. Kahvaltı işini bugün evde hallederek geldik. Bugün böyle oldu. Şimdi arkadaşlar Buruçoğlu köyüne geldik. Daha önce burada yürümüştük. Fakat farklı bir parkurda yürümüştük. Buradan çıktıktan sonra Oruçoğlu Deresi'ne inmiş. Oradan Ozan Deresi'ne devam ettikten sonra yollar boş. Her yerde bir sıkıntı. Uluperit köyünde mola vermiştik yukarı çıkıp. Uluperit'teki molamızdan sonra Oruçoğlu köyüne başladığımız yerin ters bir istikametinde inip yürüyüşümüzü bitirmiştik. Bu hafta gene Oruçoğlu köyündeyiz. Bir sene sonra. Fakat bu sefer farklı bir rotadan yürüyeceğiz. Gene fotoğraf çekimi için köyün hemen dışındaki Oruçoğlu göletine gidiyoruz. Biraz farklı bir yoldan. Buradan Ozan Deresi'ne ineceğiz. Gene farklı bir yoldan. Oradan ters istikamette dere kenarından bir yay çizip başladığımız yerde yürüyüşümüzü bitireceğiz. Her zaman olduğu gibi hava kararmadan yürüyüşü bitirip akşam yemek için de yine ateş yakarak mangalda köfte pişirerek günümüzü bitireceğiz. Güzel bir hava, güzel de bir grubumuz var. Güzel bir yürüyüş olacağını düşünüyorum. Şimdi ben size biraz da köyden ayrılırken arkadaşlarımı çekeyim ya. Hani ayın 15 yani 15 oldu mu? Her şey bitiyor. Şey bitiyor. Tıkıt bir köy hemen arkada. Buradan böyle devam ediyoruz. Evet. Aferin. Yüzyanı çekme. Yüzyanı göster. Tutun tutun tutun. Bak. Tamam. Gittim ya. Video tuttu ya. Çekti. Basabildik dur.
Yasemin. Yasemin. Dik dur. Dik dik dik. Abi şu abine de söyle. Hakan abi dur dur. Çekiyorum bekle. Çekiyorum. Aktis bunlar. Model model. Çok güzel sallanıyor. Hemenler sallanıyor. Gölete çıkıyoruz. Macera şimdi. Hayatımız macera ya. Gölete çıkıyoruz. Aman dikkat. Arkadaşlar oradan gölete çıkıyoruz. Sağdan devam ediyoruz. Yok sağdan. Şimdi Oruçoğlu. Hakan beni bekleseydin ya. Oruçoğlu göletine geldik. Buradan çok karşıya geçeceğiz. Geç önüme. Ortadan ya ortasındayım. Gözün gene şey. Hala devam. Şimdi şöyle yapalım. Ortadan yürüyünce arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi biraz da arkadaşlarımızı çekelim. Geliyorlar. Bunlar şey takımı. Ekavir. Fotoğrafçı takımı. Bunlar ekavir diyorum. Sosyete takım bunlar. Sosyete. Ekavir. Sosyete Nişantaşı'lı. Ne kadar yükselmişsin görüyorsunuz. Evet. Ne kadar yükselmiş. Bu kadar değildi. Evet. Biz geldiğimizde yoktu bu kadar su. Aman yükselsin evet. Ne güzel. Su var, olsun. Su var. Dikkat et burası. Evet, aşağı aşağı. Kaygan yani. Evet. Bu katman katmandan ziyade burada köpük olmuş galiba. Kaçta da? Hepsinin. Yok ya o şu anki erimesinin şeyi ya. Buhar yapmış. Aa, hocam bak şurada resim var senin. Öyle mi? Tam orada bak. Gölge mi yapıyoruz? Gölge acaba bir gizem katıyor mu fotoğrafına? Yok. Böyle bir noktada engel devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Acaba bu kişi kim? Allah el donması atarım ha. Gelemem oraya da. Göl donmuş ya. Yaz. Bu bana. Üstüne tabaka var. Evet evet. Bak burada. Yükselmiş su eskiden bu kadar değildi. Üçgenler. Bak ikiz üç. Demek ki. Gelen. Toz oldu. Toz oldu. Pardon. Ha? Alsana bir tane. Baksana. Evet. Tam kurmuş olabilirler. Çadırı genellikle üstüne kuruyorlar ya. Valla kuruyorlar. Bak şeyde gördüm. Orman ya da çadırı kurduğun her yere tahta şey döşemişler. Onun üstüne kuruyorsun. Nerede gördün? Orman ya. Dana mandıraya gittin misin? Yok. Aa. Dana mandıraya şeyler gidiyor bizim arkadaşlar. Çok güzel tam. Dana mandıra güzel. Evet, açık olacak yüzü. Şimdi kalabalık oluyor. He. Kalabalıksa gidiyor. Şimdi çalışmamız oldu. Evet. Dana mandıraya bir kere şeyle gittim. Arkadaşlarla gittim. Bir kere yürüyüşe katıldım orada. Evet.
Cam var. İşaretim var. Şu ileriyi bir delin bakayım. Kenar şurayı senin ileriyi. Şurayı. Aman suya girme. He. Göletler dolmuş arkadaşlar, test ediyorlar. Her yer buz. Şurayı bozmayın da Arta şuranın fotoğrafını çeksin. Değil mi? Şu kristalizasyona baksana. He, orayı bozma. Bak bir de şurası çok güzel. Ona biraz kıyak geçelim. Gelsin abi, önden gelsin çeksin. Bozarım öyle. Bozarım. Yoksa bozarım. Güzel güzel, senin şeyin görüntü güzel çıktı bende. Gördün ya. Ayağıma da kırmızı. Deniz'in kartını düşürdüm. Neresi hoşunuza giderse? Nereye gidelim diyorlar mı? Asıl sağdan mı, soldan mı? Soldan abi. Dümdüz git. Geniş yoldan git. Aşağıya. Dereye. Dereye, dereye. Yola iniyorsun. Dereye geçmeyeceğiz ya. Duruma göre. Dereye gitmek için gelmişsin. Dere geniş ya. Bu kadar geniş değildi burası. Yan yan dikkatli inin. Dallara tutunarak. Ağaçları değiştirmeyin. Birisi kayarsa kestirmeden hepimiz ineriz aşağıya. O sesler bizimkilerin sesi değil mi? Yukarıda bitiyor mu? Yok yok, öndekileri de. Şöyle çekeyim. Kankam bala nerede yukarıda? Sigara içiyor galiba. Şeyler... Yukarıda havada bir yerde. Arkayla beraber insinler. Altyazı M.K.
Kanka Arta nerede? Arta Hakan'la beraber. Yok. Sen de beraber mi? Yine zorlu bir bölgedeyiz. Bitki örtüsü hayli yoğun. Aşağıda dereye inmeye çalışıyoruz. Az kaldı, az kaldı arkadaşlar. Çok kötü yoldayız. Az kaldı. Ooo Tanşan bu ne ya? Abi bu grup böyle değildi ya. Bakalım bir engel mi? Hadi güzel. Nereden gitti? Geçti mi? Nereden geldi? Sanki böyle işler gibi Yasin mi? Ne? Bak Aydın önümüzde. Yasin'in böyle mi? Makara atmışlar buraya ya. Yukarıdan makara mı yuvarlamışlar? Ne yapmışlar? Gel. Burası şeyleri mi? Şu bizimkileri bekle. Geliyorlar, geliyorlar. Hakan'la beraberler. Arkadaşlar değil mi? Düşüklerini taktılar. Evet ya, burası çok kötü. Hakan, bizi görüyorlar. Tamam. Tanju be, şurayı tutsana. Dere geliyordu dere. Yani sen geç geç. Geçemiyorum ki, görmüyorum. Oturum kaldı, dur. Geç, çek. Hey, dalların üstünden gidiyorsun. Dallara takılmayın. Yasemin nereden gitti? Yasemin? Neymişti? Nereden gitti? Buradan gitti. Tamam. Ya buldunuz ya, ben geçecektiniz. Ya her taraf aynı. Burada yol diye bir şey yok. Yol diye bir şey yok ama onlar orada kaldı. Kalmadı. Geliyorlar. Bekliyorum. Nereye girdin ya? Ben seni görüyorum, gel. Oh. Bu ne ya? Gel gel, indik, az kaldı. Tamam ya. Geldik geldik, çıktık. Buradan tamam. Ne yaptın? Tamam, devam et şimdi, Yasemin'i takip et sen. Ben arkayı bekleyeyim. Nereden gitti? Ne hissediyorsun Gülcan? Ben? Ha. Hiçbir şey. Nasıl? Hiçbir şey. Hiçbir şey hissetmiyormuş Gülcan. Hissetmezse bir şey. Senin aleyhinde konuşacağım onu. Aslan'a cevaplama yaptı. Jungle'a girdik. Yine şimdi yöreye geldik. Şimdi de fotoğraf çekeceğim işte. Balçayı makete. Makete. Evet. Balçayı almadık. Makete. Yine
Buradayız. Ya zaten indik. Aşağıdan mı gittiniz? Görünmüyor. Gelin böyle, gelin. Buradan aşağıya. Dost nasıl? Hanımefendi takip edin. Şey, Gökhan'ı. Gökhan, buradan daha iyi. Gel bence otoban gidiyor. Öder gel böyle. Arkam bütün yanıma girecek bakalım. Yine sağ. Ölebiliriz, nereye? Yasemin yanlış yollara mı indin ki? Tampon tampona duruyoruz burada. Karşıya geçsek de olur ama bak o çıkış yolu işte oradan inmek lazım. Yasemin neredesin? Yasemin! Yasor! Geçme! Geç. Geç geç. Geç ben de elbimim. Geç. Geç üstünden bas. Ne yapıyorsun? Ona dikkat et. Evet. Kesin ya. Tuttum elime bastı bir sürü. Mükemmel o. Az kaldı, az. Son metreler. Arkadaşlar videomuzun son görüntüleriyle beraber birazdan yavaş yavaş Ozan Deresi yatağına ineceğiz. Yatağa indikten sonra yol durumunu anlatarak ne taraftan gideceğimize karar vereceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi doğada sadece ayak izlerimizi bırakıyoruz.